Şeytan Allah'sının Araf suresi. Onlar ki yanlarında Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici nebi olan elçiye, Resul'e uyarlar. O onlara marufu emrediyor, münkeri yasaklıyor, temiz şeylere helal, murdar şeylere haram kılıyor. Şeytan Allah'a sığınıyorum. Ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki o müşriklerin getirdiği yalan yanlış, garip inançları, garip yasakları, garip engelleri, yanlış engelleri, zincirleri indiriyor, kaldırıyor, ferahlık, özgürlük veriyor. Maşallah, evet hocam. Özgürlük sağlıyor peygamber. Ona inananlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inananlar, destek olup savunanlar, elhamdülillah, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, yani Kur'an'ı izleyenler, işte kurtuluşa erenler bunlardır diyor Allah. İnşallah hocam. De ki, ben ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçisi peygamberiyim. Göklerin ve yerin mülkü yalnız onundur. Yani adam diyor ki benim diyor, yok Allah'ın yeri, göğün mülkü Allah'ındır. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Bak ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Diyor ki adam şu şunu öldürdü. Allah öldürür. Onu sebep eder. İnşallah hocam. Trafik kazasında. Yok kalpten öldü. Kalpten ölmez. Allah öldürür. Evet. Kalbi vesile eder Allah. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. O da Allah'a ve onun sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz. Peygambere iman ederseniz hidayete ermiş olursunuz ya Allah. Evet hocam. Musa'nın kavminden Hakk'a yönelten ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır. Bak bu ayrıca bir sır olarak Kur'an'a verilmiş. Musa'nın kavminden Hakk'a yönelten ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır. Kur'an'a hayran, Kur'an'a tabi Museviler var. Evet. Gizli. Kur'an bak ona işaret ediyor. Maşallah. Musa'nın kavminden Hakk'a yönelten, hakikaten de çok kilit noktalardalar. Yani önemli noktalardalar. Ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır. Maşallah. Kur'an'a tam tabi. İnşallah. Maşallah.